Evet. Tabii bak, bu bizim prensimiz. Bu bizim prensimiz. Prens mi? Evet. Adı da ne biliyor musun? Balım. Bak. Kimim? Balım. Dur ekrana Mahmut, bak. buraya bak Mahmut oğlum. Mahmut. Canım benim, kuzum benim. Finans Sokağı'ndan merhaba. GGTV'desiniz. Seyfi, tekrar selamlar. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben de gayet iyiyim. Cumhuriyet'in 100. yılının ilk haftasında neler yaşadık, neler neler oldu neler. Ben hemen özet bir tablo sunarak ve dünyadan, Türkiye'den haberlerle bir açılış yapayım istiyorum. Finans piyasalarında yaşananları aktarmak için sonra tekrar sana arayı kesmeden sözü bırakmak istiyorum. Biz geçtiğimiz haftayı nasıl kapadık? Hemen ekrana da yansıtıyorum. BIST 100 7705,99'la. Dolar Türk Lirası 28,4089'la, Euro Türk Lirası 30,5255 ile, Euro Dolar paritesi 1,0736 ile, altının onsu 1990,57 ve Brent petrol 85,81 ile kapadı. Ama tabii geçtiğimiz hafta başka birçok şeyler de oldu. Özellikle merkez bankacılığı tarafında bizim için önemli olan iki merkez bankasından süper haberler geldi. Tabii ki Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Tabii piyasaların gözü kulağı her şeyi ilk önce Fed'de ve Fed'in vereceği faiz kararındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve dedi ki 22 yılın en yüksek seviyesi olan 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu kararı oy birliğiyle aldığını söyledi. Powell'dan yapılan daha sonraki açıklamalarda da hani gelecek henüz öyle çok belirli değil. Amerikan ekonomisi ayakta ve canlı durmaya devam ediyor. İşsizlikte herhangi bir sorun yok. Güçlü bir hızda büyüdüğünü aktarıyor Powell konuşmasında. Bu yüzden hani gelecekte durduğuna dair, düşeceğine dair faizlerin çok net bir ibare yok. Ne anlatımda ne de yazılı olarak beyan edilen raporlarda. Dolayısıyla Fed faiz artışına son vermiş henüz değil. Görülen o. Bir hemen arkasından şeyden de bahsedelim istersen. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta faiz kararını açıkladı. Hafize Gaye Erkan, Başkan Hafize Gaye Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon tahminini de %58'den orta vadeli programla uyumlu bir şekilde %65'e, 2024 yıl sonu içinde %33'e ve 2025'te %33'ten %36'ya yükselttiğini, 2025'te ancak %14'lük, hala tek haneye inmeyen bir enflasyon beklentisi hedefi olduğunu açıkladı. Sanırım o da faiz artışına devam edecek diye söyleyebiliriz. Bir başka açıklanan veri de enflasyondu Türkiye'de Ekim ayı itibariyle. Ekim ayında yaşanan enflasyondu, ama enflasyona geçmeden önce sana bir sözü bırakayım. Hem her iki merkez bankası hem piyasalardaki rakamlar, özellikle de altının onsu açısından da bir değerlendirme yapmanı isteyeceğim. Sonra da bir küçücük enflasyon tarafında konuşuruz. Tabii ki de bu arada hazır siz bu konuyu açmışken size komik bir şey söyleyeyim mi? Çok komik. Gülelim o Ben zaman. duyduğumda çok güleceğiz zaten, o yüzden söyledim. Tamam. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl içerisinde enflasyonu ciddi oranda düşüreceğiz demiş. Cari açığı da kapatacağız demiş. Hangi bir Bana yıl? çok komik geldi. İşte onu Hangi bir bilmiyorum. yıl? Bir yıl işte. İşte bilmiyorum, bir yıl yani. Ya herhalde bu içinde bulunduğumuz bir yıldır. Bilmiyorum yani. 2163 falan kastetmemiştir diye düşünüyorum yani. Ne bileyim, bilmiyorum. Bir Mehmet yıl demiş yani. Şimşek ne Hangi bir yıl yapsın ya? arkadaş ya? Mehmet Şimşek ne Vallahi ya. yapsın? Ya yakında, vallahi yakında bu da hastalanır. Tansiyon hastası olur. Büyük bir ihtimalle. Gider afını rica eder. Döner köyüne diye tahmin ediyorum. Çünkü Basınç sürekli uçtuğu için basınçtan zaten rahatsız olacak sonunda. olabilir tabii, türbülansa falan girdiyse orada oksijen bazen %21'in altına da düşebilir. Şimdi bilmiyorum ki yani, beraber uçmuyorum ki, ne bileyim adamı. Günahına da almayayım yani. Şimdi Hadi. orta vadeli programda bizim dış ticaretimiz açık hedefimiz neydi? İlk 8 ayda zaten biz bunun fazlasına geçtik. Tabii benim kafamda takılan soru, hangi bir yıl? Ya 3-5 gün öncesine kadar 2024'te bitireceğiz, 2026'da sıfırlayacağız diyorlardı. Bırakın sıfırlamayı, arttıkça artıyor. Yani ya bunların rakamdan haberi yok, ya da gerçekten Türkiye ekonomisi yerinde Uganda ekonomisine falan uğraşıyorlar diye ben şüpheye kapılmaya başladım.
Şimdi gel gelelim şu bizim Pavan ve Saz ekibine. Ya yani vardır öyle diyoruz işte. Şimdi tabii 2008'den beri o bilançolarında aşırı genişlemeyle birlikte, o parasal genişlemeyle birlikte bozulan küresel dengeler, özellikle bu salgından sonra piyasadaki arz ve talebin aşırı dengede bozulması, yine o liberal sistemin, o kapitalist sistemin bir daha tıkanma noktasına geldiğini gösterdi bize. Tabii burada dünyanın para babası olan, dünyanın merkez bankası rolünü üstlenen Fed'de de, yani daha doğrusu ABD'de de enflasyon hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıktı. Tabii burada Fed'in bilançolarının artışlarını kontrol etmek lazım. İşte ilk başlarda nasıldı? Varlık alım programlarını kademeli olarak kıstı. Baktı ki bu da olmadı. Bununla da başa çıkamadı. Bu sefer en etkin silah olan faizlere sarıldı. Her ne kadar faizleri yukarı yönlü artırsa da hala %2 enflasyon hedefine ABD'de ulaşılmadığını zaten zaman içerisinde bunu gördük. Tabii öbür taraftan mesela yine açıklanan veriler vardı bugün itibariyle. ABD'de mesela tedarik yönetim hizmet endeksi 5 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Aylık bazda 1,7-1,8 gibi azalan endeks %51'e kadar geldi. Öbür tarafta yine ABD ekonomisi için ve takip edilen veriler açısından değerlendirdiğimizde başka bir önemli konu, ABD'de tarım dışı istihdam verilerine baktığımızda yine beklentilerin altında kalan bir veri sepetine karşı karşıya kaldık bu süreç içerisinde. Tabii bu dönem içerisinde yaşanan ABD ekonomisindeki bu gelişmeler, her ne kadar işte bununla ilgili Janet Yellen'ın açıklamaları vesaire falan da var, uzun uzun uzatmayacağım ama ciddi bir işte borç limitlerinin artırılması noktasında kriz çıkmıştı. Hatırlarsak ABD Başkanı Biden Temsilciler Meclisi'ni falan konuştu. Bir şekilde aşıldı. Şimdi küresel paranın patronu olan bu ülkenin ekonomik yapısındaki değişimler elbette ki buna sıkı sıkı bağlı olan, buna derken özellikle doları dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü ABD'ye bağımlılık değil, dolara bağımlılık söz konusu. Dolara bağımlılıktaki bu artış, ABD ekonomisindeki bu değişimler bir bütün halinde birleşince küresel ekonomilerde de bizim gibi özellikle sermaye ihtiyaç duyan, sıcak paraya muhtaç olan ülkeleri ciddi anlamda etkiliyor. Tabii buradaki değişim, işte burada tabii tahviller de var. Yani 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ABD tahvillerindeki getiri eğrisindeki değişimleri de konuşacağız, konuşmamız gerekiyor. Buradaki değişimlerde de olumlu ya da olumsuz, beklentilerin üzerine çıkması ya da beklentilerinin altında kalması gibi bir durum söz konusu olunca, yatırımcılar bu sefer kendine farklı bir yatırım alanı seçmeye, aramaya başlıyor. İşte burada da öteden beri bizim ve bütün yatırımcıların göz bebeği olan o güvenilir liman olan altında da, işte hatırlayın yakın bir zamana kadar 2000'e kadar çıkmıştı ons fiyatı. İşte 1700-1800 liraya kadar inen bir ons fiyat var. İşte bugün de sanırım yine 1990 civarlarında altının ons fiyatı. Burada da ufak bir yükseliş, yine 2000'i test edebilecek bir seviyede. Tabii bu küresel ekonomik değişmelerdeki beklentileri karşılayamama yatırımcıları farklı alanlara da gitmeye başlıyor. İşte buradaki değişimin temel sebebi, belki de altında yatan en önemli unsurlardan bir tanesi o. İşte sanırım birkaç gün önceydi, Dünya Altın Konseyi'nin bir verisi vardı. Türkiye'nin son zamanlarda en yüksek altın ithalatı yapan ülkeler arasına girdi. Şimdi sormak lazım. Yani bu altınları hısım akrabanın düğününde çeyrek takmak için mi eritip bozduracaksın? Yani ne yapacaksın mesela, değil mi? Bunları sormak lazım. Tabii bunları soramıyoruz. Sorduğumuz zaman sır deyip geçiyorlar. Ama finansal gerçeklikleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek için de hem kendi içinizdeki bu gelişmeleri hem de küresel olgulardaki bu değişmeleri sıkı sıkı takip etmek lazım. Şimdi diğer bir unsur da petrol fiyatlamalarındaki değişim. Hatta bir ara ben hatırlıyorum, bu JP Morgan vesaire 90 doların üzerine çıktığında dedik işte psikolojik test sınırını geçti, 95 olacak, 100 dolar olacak diye söylenen bir tahminleri de hatırlıyorum ben çok kısa zaman önce. Ama bugün Brent petrolün değerlemesine baktığımızda 85 doların bir tık üstünde bir veri var. İşte burada hem OPEC Plus'tan hem de bunun içerisinde Rusya, Suudi Arabistan'ın daha önceden petrol arz
kısıntısına gidebileceğini ifade etmesi, buradaki arz ve talebi dengeleyememesi, buradaki bozukluklar. İşte son sanırım bir hafta 15 gün belki bir aydır beri ABD cephesinden gelen sondaj kule sayısındaki azalmalar. Rusya-Ukrayna savaşı daha devam ederken öbür tarafta özellikle Orta Doğu'da yaşanan bu gerilim tabii ki buradaki emtia piyasalarındaki fiyatlama aralıklarında değiştirir bir şekilde karşımıza çıktı. Tabii buradan özellikle enerji anlamında dışa bağımlı olan bir ülke olan bizim de ister istemez enerji maliyetlerimizin artmasına, dolayısıyla da ilerleyen dönemlerde ki bu zaten devam ediyor, cari açık vermemize, ithalat ve ihracat arasındaki o dengeyi bir türlü ayarlayamamız. Bak söyleyemiyorum bile, bizimkiler nasıl bunu dengelesin? Ben söyleyemiyorum. Adamlar da haklı yani. Tabii geçen mesela yine bir hadi parantez içinde söyleyeyim. Bizim Hazine Bakanı bir demeç vermiş Mehmet Şimşek. Yine havadaydı galiba kendileri. Biz yurt dışına para aramaya gitmiyoruz. Yani Evet. ben yani sorarlar yani orada hava sıcaktı, güneşlenmek için mi gittin? Mesela Fransa'da ne işin vardı kardeş? Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Körfez ülkelerinde ne işin vardı? Bakın Körfez ülkeleri dolaştınız. Olur olmaz bilmiyorum, görürüz zaten, kokusu çıkar. Orta Doğu'da bir savaş söz konusu. İster istemez sana gelen olan sıcak paraların da akışı kesilecek. O zaman ne yapacaksın? Bakın bugün İngiltere tarafından bir açıklama var. Bir referandum yapılacak. Halka şunu soracak. Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması yapalım mı, yapmayalım mı? Şimdi İngiltere deyip geçmeyin. Bakın bizim siyasi bağlarımız çok fazla ilerlemiş değil belki ABD ile veya batılı ülkelerle konuştuğumuz, ama dünya finans piyasalarını yöneten bir yer. İşte Libor piyasaları. TL'nin bile ne kadardan borç alınıp verileceğinin faiz oranının belirlendiği bir yer. Şimdi böyle bir ekonomiyi yöneten devlet bile çıkıp Türkiye'yle masaya oturalım mı, oturmayalım mı diye halka sorduğum bir yerde, eğer sen Hazine ve Maliye Bakanı olarak benim karşıma çıkardı dersen ki ben para aramaya gitmiyorum, o zaman ben de başka kanal izlerim. Bu doğru bir şey değil. Bu şekilde sürdürülebilir bir çerçeve de bulamayız. Öbür taraftan dövize bakalım. Dövize de biliyorsun 2021 yılında her ne kadar kabul etmeseler de, ki günün birinde bu gerçek çıkacak. Bakın bu bizim yayınlarımız da arşivde kalacaktır. Bizi izleyenler de not düşebilir. 2021 itibariyle serbest piyasanın özüne aykırı olan bir devalüasyon yapıldı. Örtülü bir devalüasyon yapıldı. Para birimi bilinçli olarak Merkez Bankası tarafından düşürüldü. Amaç şuydu, ihracatımız artsın. Tamam abi, artsın, hiçbir itirazımız yok. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Sen ihracat yapabilmek için ithalat yapmak zorundasın. Şimdi ithal malların fiyatı otomatik olarak kurun artışına beraber fiyatlandığında, bu sefer senin o hani Mehmet Şimşek'in o gördüğü rüya gibi cari açığı kapatacağız demiş ya. Nasıl kapatacaksın? Şimdi 27-28 bandında istediği kadar tepinsinler, istediği kadar inkar etsinler, istediği kadar serbest piyasa sevdalılığı yapsınlar. Şu anda herkes ya, yani ekonomiyi az çok bilen anlıyordur ki şu anda baskılanan bir kur var. Yani istedikleri kadar tepinsinler. Biz dalgalı yönetimli kur izliyoruz diye. Geçin o işi. Bırakın bakalım doları serbest. Bırakın baskılamayı. Bakın bakalım dolar nereye kadar gidecek. Yani şu süreçte 27-28 bandında baskılanıyor. Yılbaşından sonra ne olacak bilmiyoruz. Bakın Mart ayında seçim var. Türkiye yeni bir seçime girecek. Bu seçim döneminde ister istemez kamu harcamaları artacak. Bu kamu harcamalarının artışıyla birlikte fiyatlar genel düzeyindeki istikrarın da bozulması söz konusu. Şimdi fiyatlar genel düzeyindeki istikrar deyince tabii aklımıza hemen enflasyon geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı ben bir yıl içinde düşüreceğim diyor. Ama para politikasını yöneten, paranın babası olan Merkez Bankası da diyor ki yok diyor ya, benim yıl sonu tahminim, dur ben revize edeyim, yüzde bilmem ne kadarıya çıkayım. Yani ya bunların birbirinden haberi yok ya da cidden Hazine Bakanı Türkiye'de bir Merkez Bankası olduğunu bilmiyor. Merkez Bankası da bir Hazine Bakanlığı olduğunu bilmiyor. Yani bu kadar Güya ekip tutarsız. olarak geldiler diyorsun. Yani bilmiyorum, herhalde tarifeli uçakla geldiler birbirinden habersiz. Yani zamanlamayı tutturamadılar yani. Maliye ve para politikasını yöneten en tepedeki kurumun başındaki kişiler bu kadar birbirinden tezat ifadeler ve açıklamalarda bulunurken şimdi bana söyler misiniz?
Türkiye ekonomisinde genel dengeyi nasıl yakalayacağız biz? Bunların birbirinden haberi yok. Biri A diyor, biri diyor dur dur diyor, ben yumuşak G'yi çok sevdim onu söyleyeyim diyor. Şimdi bir yıl içerisinde cari açık kapanacak mı, kapanmayacak mı? Ya da Merkez Bankası'nın diliyle konuşayım. Enflasyon yıl sonuna kadar daha mı yüksek olacak? Ya da daha mı düşük olacak? Şimdi bunlarla ilgili bir tutarsızlık var. Vatandaş olarak benim kafam karışınca diyorum ki kardeşim, o bak ya, kısa dönemde nasıl ben para kazanırım? En güzel yöntem borsa. Bu arada geçişim de güzel oldu değil mi? Bak nereden nereye geldi. Bu sefer aslında bu politikalarla birlikte, yani bu tutarsız, beklentilerde bozulmaya neden olan, temeli olmayan bu ekonomik ve para politikaları bir yerde vatandaşı, yani beni, sizi, bizi izleyen yatırımcıları ister istemez devlet eline, borsadaki büyük balıkların ağına itiyor. Yani zannetmeyin, hiç kimse de zannetmesin ne olur. Yani borsada falanca bilmem hangi firmanın hissesini aldım, İşte şu kadar kâr etti, bu kadar, geç o iş. Yani dünyada sadece burada var herhalde. Borsayı bir yatırım aracı olarak görmekten çıkarıp kısa vadede kazanç kapsa haline getiren. SPK her gün ortalama 150 tane firmaya halka açılış izni veriyor. Yani bir simitçi gazozcu kaldı şeyi açılmaya, borsaya açılmaya. Bunların denetimi nasıl yapılıyor? Buradaki zarara uğrayan küçük tasarruflar ne oluyor? Şimdi bunların hepsini bir bütün olarak düşündüğünüzde, aslında biz bir ara, hatırlayın lütfen, 8 bin falan konuşuyorduk şeyde, bu Borsa İstanbul'daki artış. Sonra ne oldu? Bir hafta 15 gün belki bile sürmedi. Bir anda devre kesicileri gördük değil mi? Ya bu kadar ivme kazanan, bu kadar yukarı çıkan, harika işleyen bir finansal piyasa nasıl oldu da bir anda işlemleri durduruldu? Nasıl oldu da %5'in altında değer kaybetti de şey getirildi, yasak getirildi? Yani bunların hepsini topladığınızda zaten başlı başına bir çelişki ortamı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan finans piyasalarında, para piyasalarında, borsamızda, bütün makroekonomik dengelerde bir defa akıl ve mantığa sığacak politika üretmemiz lazım. Yani ya adam diyor ki, bak şimdi nereden nereye geliyorum? ABD'den buraya geldim. Bak şimdi ben de yaşlandım artık. Bizim bir 2023 hedefimiz vardı değil mi? Hatırlıyoruz mu? Neydi bizim 2023 hedefi? Ben hatırlamıyorum. Bir 500 milyar dolar aklımda kaldı. Değil mi? 500 milyar. 500 milyar dolar ihracat, 25 bin Bunun dolar 8 kişi başına düşer milli gelir. En bariz hedefler bunlardı. 500 milyar dolar ihracat, ithalat herhalde bunun 8 katı falan olacaktır. Ya da ki kişi Geç başına düşen gelir bin. bunları Değil mi? Seyfe. Bak öyle bir müzik de Şimdi var. Yani sana bu bana programı masal dinleyen anlatmıyor diyor. Emekli vatandaşımız diyecek ki geç bunları Seyfi diyecek. Biz emekli Ya ikramiyesi var. sen Bilecek diyecek. 5.000'i ne zaman alacağız diye soracak sana. Aa Geç bak bunları. dur dur, onunla da bak şimdi nereden geldi? Bak dur dur. O biliyorsunuz Mehmet Bey'in, yani Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey'in çok az bilinen bir özelliğini ben izninizle izleyicilerinize paylaşayım. Kendisi Cumhurbaşkanı tarafından farklı suçlamalarla görevden alındı. Çok küstü, kalbi çok kırıldı, incindi, yüreği incindi, o güvercin yüreği. Gitti İngiliz kraliçesi Elizabeth'e bağlılık yemin etti. Sonra geldi bizim hazinenin başına oturdu. İlk çaplığa da emekliye yaptı. Sonra dedi ki, ya dedi, ben ne yapıyorum ben dedi ya, 7.500 lira çok dedi. Ben her ay 7.500 lira mı vereceğim bunlara dedi. Düzeltme yaptı. Dedi ki, ya bak şimdi Allah'ım ya, sen aklıma mukayyet ol ya. Vallahi billahi bunlar beni 30 yaş daha ihtiyarlat duruyorlar. Zaten var olduğum yaş yetiyor. Dediler ki biz bunu bir defaya mahsus yapmadık. Allah Allah, dedim, bu bir defaya mahsus ne demek? Acaba her yıl mı yapacak? Meğersem Gülay Hanım, Türkiye'nin her 100 yılında yapacaklarmış. Allah rızası için, Allah Muhammed aşkına ya. 2123'ü görecek olan var mı aranızda? Benim en uzun yaşayan tanıdığım birisi var. O da Hazreti Nuh. 950 sene durdu. O da gitti. Her yüzyılda bir yapacakmış. Bu da Mehmet Bey'in şeyi. Güzel, onu da düşünmesi güzel. Gelecek nesillerimizi Yani düşünüyoruz. Öyle düşünüyorum. gelecek nesi bulursa düşünür. Evet.
Hadi gel biraz enflasyon verisine de bakalım. Cuma günü Evet. açıklandı. En büyük darbeyi maalesef dar gelirliler yedi, emekliler yedi, işçiler yedi, memurlar yedi, ücretli çalışanlar yedi. Yani çok basit bir cümle söyleyeceğim. Lütfen müsaade buyurun, sonra size bırakacağım. Aldığın ücret eğer ev kirasına bile yetmiyorsa, yani hiç kimse boşuna konuşmasın. Buyurun lütfen. Aylık TÜFE 3,43 olarak açıklandı. TÜFE'nin ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları Ekim 2023'te en yüksek. Giyim ve ayakkabı da %13,73. Konut %7,54. Lokanta ve oteller 3,51 olarak ortalamanın üzerinde gerçekleştiler. Yıllık bazda baktığımızda ise değişimlerde en yüksek kalem lokanta ve otellerde %94,12. Sağlıkta 81,30, eğitimde 80,83, gıda ve alkolsüz içeceklerde 71,99, ulaştırmada 71,99, alkollü içeceklerde 61,97 ve TÜFE yıllıkta %61,36 bandına ulaştı. ÜFE tarafında da aylık 1,94 olarak nihayetlendi. Bloomberg HT tarafından hazırlanmış grafikleri çok beğendiğim için ekrana onları yansıtıyorum. Yıllık UFE TÜFE'nin 22 puan altına inmiş ve tüketici fiyatlarının 58 aydır aralıksız yükseldiğini de söylüyor ekrana yansıtmış olduğum grafik. Yani yaklaşık 5 seneden bahsediyoruz değil mi? Böyle bakınca Evet. 58 ay deyince neredeyse. Bir de TCMB faiziyle TÜFE farkının 26,4 puanda olduğunu da söyleyelim. Ve son olarak en güzel tabloyu ekrana yansıtıyorum. G20 ülkelerinde enflasyon oranlarını görüyoruz. Çin'de 0,0 bir şey diye geçiyor. Suudi Arabistan'da 1,7. Hani beğenmeyebilirsiniz ama Suudi Arabistan'da 1,7. Yani bu yıllık enflasyondan bahsediyorum. Hani aylık falan anlaşılmasın diye söylüyorum. İtalya'da 1,8, Endonezya'da 2,6, Euro bölgesinde 2,9, Japonya'da 3,0 böyle bla bla gidiyor. Bize geliyor. En yakın bize G20 ülkesi olarak gördüğümüz İngiltere 6,7 ve biz 64,4. Bizden sonra 140,9. Bildiğim kadarıyla da en yüksek oran Ruanda'da. Birinci sırada. Ve biz Ruanda'dan sonra galiba Arjantin var. Arjantin'den sonra bir ülke daha vardı. Onun adını hatırlayamadım. Biz de üçüncü sırada yer alıyoruz. Ne güzel. İlk üçe girmişiz yani enflasyon içinde. O da güzel. Bir başka sonuç daha aklımdaydı ama unuttum. Sana enflasyonla ilgili söz vereyim. Aklıma gelirse söylerim. Suriye'yi merak ettim. Hani Suriye bizden düşükse buradaki arkadaşlar gidebilir yani. Ülke ekonomisi güzelmiş. Yazık ederler kendilerine. Burada harap etmesinler Vallahi Filistin daha düşük. Yani Filistin'in şu durumunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Filistin'de enflasyon çok daha düşük. kendilerine. Yani abartmayayım ama hani hatta abartmak istiyorum. Bu saydığınız ülkelerdeki enflasyonu toplayın, bizimkinin yarısı bile etmez. O yüzden diyorum yani Arjantin kendilerine ya. Ben söylemedim. Ruanda, Arjantin. Ya üçüncü ülke kimdi? Bir ülke daha var bize Afrika dönmüş. ülkesidir, başka kim olacak ya? Yani diyorsun değil mi? Evet. Adını sonunu duymadığım bir küçük bir yerdir yani. Şimdi onların hepsini toplasanız bizdeki enflasyon yarısı bile etmez. Ama bizdeki arkadaşlar diyor ki bir yıl içerisinde enflasyonu düşüreceğim. Nereden baksanız yani matematiğim güçlüdür benim, öyle söyleyeyim. Bir yılda 12 ay var. 58 aydır beri yükseliyormuş. Nereden baksanız 60 deseniz ona. 60'ı 12'ye bölseniz ne yapar? 5 yapar. Ortalama 5 sene beri yükselen bir enflasyon grafiği var. Ve Ve önümüzdeki babacığım 5 yani bir sene yıl diye hangi bir yıl? bakarsan, bir de önümüzdeki 5 sene diye bakarsan Tabii bir dolar. yaklaşık 10 yıl. Tabii. Yani 10 yıl sonra nereye varacak enflasyon, hayal bile edemiyorum. O yüzden onlar lütfen hani bu saydığınız ve bizim aklımıza gelmeyen diğer ülkeler hani benim ülkemde enflasyon var diye üzülmesin. Onlarınki ancak enflasyoncuk olur bizimkilerin yanında. Yani enflasyon bile olmaz. Şimdi bizdeki enflasyonun temeline baktığımızda iki tane temel noktamız var. Bir, talep yönünden gelen enflasyon ki bunun birinci sorumlusu Merkez Bankası'nın aşırı kredi musluklarını açmasına izin vermesidir. Yüksek enflasyon dönemlerinde daraltıcı para politikaları kullanılır. Bu kadar çok kredi muslukları açılmaz. Bu kadar çok bireylerin, hane halklarının, tüketicilerin yani ekonomik aktörlerin paraya ulaşabilme katsayısı bu kadar yüksek ve kolay olmamalı.
Birinci hatayı burada yaptık zaten biz. Yani talep enflasyonunun bu kadar yukarı doğru gitmesindeki hikaye bu. Şimdi en fazla lokantalarda var. Tabii millet aç, aldığı para cebinde eriyip gidiyor. Ne yapsın? Temel ihtiyacı olan yemeğe harcayacak. Muhtemelen geçtiğimiz ay, yani bu bahsedilen dönemdeki ayda insanlar aç karnını doyurmak için lokantadaki yemeklerden fazla harcama yapmış. Şimdi sanırım 122 tane kalemin ürünlerinin fiyatları artmış. Beni lütfen düzeltin. Belki rakam olarak sekme olabilir ama şimdi diğer bir noktada üretim noktası. Orada daha durum fena. Yani üretim maliyetlerinden kaynaklanan maliyet enflasyonu daha bir büyük başa bela. Yani biz konuşmuyoruz. Çok ekonomi konuşmalarında adını duymuyor. Sadece birkaç cümlene geçiyoruz ama asıl sıkıntı, asıl tıkanıklık orada bence. Yani bir defa onu çözmemiz lazım. Çünkü üretemeyen bir ekonomi rekabet edemez. Siz üreten tarafın aşırı maliyetleriyle başa çıkamadığınız sürece zaten tetikler öbürküsü de ister istemez artar. Bir de buna yanlış para politikalarına desteklersiniz, yanlış ekonomi politikalarıyla bunu hızlandırırsınız, içinden çıkamayacak bir sürece gidersiniz. Yani bazı kısıtlamalar geliyor, işte bilmem ne oranını yükselttik, bilmem ne şeyini artırdık falan. Ya kardeşim, tamam sen daraltıyorsun da yine yüksek. Demek ki yaptığın bir işe yaramıyor ya da etkili değil. Hatırlayalım lütfen. Hem Merkez Bankası bu dönem çok aktifti. Hem de BDDK bankaların para musluklarını daraltıcı, yani o kredi hacmini emici ciddi yaptırımlar yaptı. Talimatlar gönderdi, yönetmelikler çıkardı, kurallar koydu. %63 seviyelerinde bir şeydi. 2 puan indirmişsin o kadar çabana rağmen. Demek ki bununla mücadelede uyguladığın para politikalarında bir sıkıntı var. Bunu gözden geçirmen lazım. Enflasyonla birlikte gelir dağılımında da adaletsizlikler de ortaya çıkıyor. Alım gücünde düşüklük de çıkıyor. Öbür taraftan da diyorsunuz ki ben enflasyona vatandaşımı ezdirmem. Ben nasıl ezdirmeyeceğim? %25 kira Yani zorunluluğu vardı, kaldırıldı mesela. %54'e çıkarıldı. Şimdi ben kiracı olsam bir önceki dönem ödediğim kiranın %54 fazlasını ödeyeceğim. Ya burada da bir sıkıntı var. Sadece hani enflasyon derken tüketici, sizin çarşıdan, pazardan aldığınız mal ve fiyatlardaki sürekli artıştan bahsetmiyorum ki. Bütün ekonomik dengelerinizi sarsan bir olgudan bahsediyorum. Ve bunun karşılığında ne doğru düzgün bir maliye politikası uygulanıyor, ne de para, zaten para politikası yok. Hak getire de. Maliye politikası dediğin şey de sadece maaşlı çalışanların, emeklilerin, ücretli çalışanların omuzlarına basmaktan başka hiçbir vergi politikası uygulamıyorsunuz. Ya lütfen, ya çok uzatmayacağım, sözü tekrar izninizle size devredeceğim ama lütfen bu 2024 yılı bütçe şeylerine bir baksınlar. Hazine ne kadarlık bir vergi gelirinden vazgeçmiş? Lütfen araştırsınlar. Orada vazgeçilen vergi miktarını kim ödeyecek zannediyorsunuz? Havadan leylekler bohçayla mı atacak? Yine emeklinin üstüne çıkacak. Yine ücretlerin tepesine basacaklar. Yani o yüzden bu politikalar doğru ve sürdürülebilir bir politika değil. Değil enflasyonla mücadele etmek, sürdürülebilir yanı bile. Yani şöyle bir şeyle bitirmek istiyorum ben de yorum olarak. Enflasyon keşke sadece satın alma gücünü etkileyen bir unsur olsa, keşke sadece fakirleşmeye neden olsa. Aslında enflasyonun orta ve uzun vadede yarattığı temel sorun toplumun sosyolojisini ve psikolojisini bozması ve buradan yola çıkarak geleceğe dair umutların tükenmesiyle birlikte herkesin bugün ya yasa dışı yoldan ya yasal olmayan zeminlerden, bunlar kişi olabilir, işletme olabilir, fark etmez, hak etmediği bir kazancın peşinde olmak durumunda kalması ve toplumun ahlaki değerlerinin bozulmasına yöneliktir. Yani biz sadece belki 5 yıl, 10 yıl yüksek enflasyon içerisinde yaşayacağız ama bizden sonraki birkaç nesle sirayet etmiş olan bozuk ahlaki değerler maalesef daha tedavi edilemez. Herhangi bir politikayla, ekonomi politikasıyla, para ya da maliye politikasıyla düzeltilemeyecek ve bu da doğal olarak ülkenin, ulusumuzun gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması, özgür olarak aktarılmasını engelleyecek unsurlar yaratıyor. Aslında enflasyonun
korkutucu unsuru bence bu taraf. Yoksa bugün daha az domates yiyebiliriz, bugün daha az et yiyebiliriz ama ahlaki değerlerimizde bozulmayı tedavi etmemiz çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum ve esas üzücü nokta benim için de bu şeklinde aktarayım. Söylemek istediğim bir Ya şey var tabii ki de mı? bu bahsettiğiniz işin sosyolojik bozulma kısmı ki %1 milyon haklısınız. Biz bu tarafı daha zaten hiç konuşmadık. Sadece enflasyon dediğimizde işte ekonomik sistemdeki aksaklıkları hep bu ezberlenmiş cümleler zaten büyük bir çoğu dikkat ederseniz hemen hemen ekonomi programlarında yorumcuların işte araya bir iki tane teknik kelime sıkıştırarak sanki çok muazzam bir şey bahsetmiş gibi kendilerini hissetmelerinden ibaret başka bir şey değil. Yani şey gibi diyorum ben buna yani kedinin kuyruğunu yakalamaya çalışıyor ve etrafında dönüyor böyle saatlerce ama başarılı olamıyor. Bizim de konuştuğumuz konu bu. Tabii sizin bu bahsettiğiniz toplumsal çöküntü belki ekonomik çöküntünün kat ve kat daha fazlası. İnşallah %60 enflasyon bir yıl içinde düşeceğim diye ortaya fikir atanlar gibi insanlar, sosyologlar yoktur bizim ülkemizde. Yoksa gerçekten sıkıntı büyük yani. Bak söylemedi demeyin yani. Evet, bu yüzden aslında enflasyonla ilgili politikalar belirlenirken yapıldığını zannetmiyorum. Yapılıyor olsa herhalde bir gün yüzüne çıkacaktır. Masanın bir tarafında da sosyologların ve psikologların hatta belki de psikiyatristlerin de olmasında fayda var diye düşünüyorum. Umarım birilerinin aklına gelir. İnşallah. Ben ekonomistim yani. İnşallah benim aklıma gelmedi. İnşallah başka bir ekonomistim diyenin aklına gelir. Ay harikasın ya, çok tatlı. Evet, biz ekonomist Atatürk'ü vefatı öncesi dönem açısından izlediği, onun ve ekip arkadaşlarının izlediği politikalar açısından iki programımızda anlatmaya çalıştık. Şimdi daha geniş bir zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndan ülkemiz için önemli olan 1980'e kadar, çünkü oradan sonra da bir kırılım var değil mi? Hem dünya tarafı Evet. hem de ülkemiz açısından. Bir sonraki programda o aralığı inceleyeceğiz. Ondan sonra bakalım karşımıza ne gelirse artık bakarız. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz, abone olduğunuz ve dostlarınızla paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Finans Sokağı'nda buluşuncaya dek sağlıkla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Seyfi, çok teşekkür ediyorum Ben katıldığınız için. teşekkür ederim. O zaman şu sloganla kapatalım. İşin şakası bir tarafa. Sen yoksa bir kişi eksik diyoruz. Başlarken de bunu dedik. Yine aynısını diyoruz. O yüzden lütfen bizle kalın, takiple kalın. Teşekkürler.